masanın üstünde oldu. Şu an akşamda bu konuya muhtayım. Son zamanlarda biliyorsunuz mecliste bir anayasa tartışması var. Yeni anayasa. Bunun da işte cumhurbaşkanlarının güçlendirilmesine dair bir anayasa olduğunu biliyoruz. Fakat vatandaşların birçoğunda da şöyle bir şey var. Soru işareti var. Ya bu anayasa halka nasıl yansıyacak, ne getirecek, ne götürecek? Bugün muhalefet buna tamamen zıt bir ana muhalefetten bahsediyorum. Ana muhalefet de küçük orta zıt bir şey gösteriyor, tepki gösteriyor. Onun yanında MHP ve AK Parti birlikte bu anayasayı çıkarma için ellerine gelen her türlü gayreti ve çabayı gösteriyorlar. Siz nasıl bakıyorsunuz bu konuya? Valla böyle maddeleri biz bilmiyoruz ama Cumhurbaşkanı'nın verdiği, uygun gördüğü bir şeyse kesin %100 yani iyi bir şeydir yani. Bilmiyorum, maddeleri bilmiyoruz. Şimdi maddeleri yayınladılar. 18 tane madde yayınlandı. Şu ana kadar benim yapmış olduğum incelemelerde anayasanın, şu anki değişici olan anayasanın 16 tanesi hemen hemen Türkiye toplumuna uygun bir anayasa. Fakat 2 tanesi insanın kafasını karıştıran bir anayasa. O da şu: milletvekilliği seçiminin 25 yaşından 18 yaşına indirilmesi. Bir tanesi de şu anda aklıma gelmiyor ama bir tane daha var. Buna MHP de tepkili tavır gösteriyor fakat yine buna rağmen destekliyor. Onu ben de desteklemiyorum canım. Siz de destekliyorsunuz. 18 yaşında bir kişiye milletvekili vermez, ben de istemiyorum yani. Evet. Pekala, ne yapılması gerekiyor bu konuda? Şu anda o yasa geçti. Bu yasalar bittikten sonra, ikinci turda bittikten sonra referandum tarihi alınacak, büyük ihtimal halka sunulacak. Alınacak herhalde, Nisan'daymış. Alınmış mı? Seçim oranlarına doğru da Nisan'da şey var, referandum var mı? Seçim referandum var mı? Nasıl olur, çıkar mı dersin, referandum geçer mi? Halktan... Vallahi seni az önce 18 maddeden bahsettim, 16'sı uygun dedin. Evet. %1 milyon geçer yani, geçer yani. Yani 16'sı uygun olduysa iki tanesinde bunun arasında aynen öyle geçer. Şey yapmazlar diyorsun. Pekala. Halkımız için hayırlısı neyse olsun amca ya. Allah razı olsun. Onun dışında şimdi biz Aksel'iyiz. Hepimiz Aksel'in çocuklarıyız. Yani Aksel'in sorunlarını bir muhtar olarak tabii siz bizden daha iyi bilirsiniz. Aksel'in şu anda göze çarpan sorunları var mı? Varsa nelerdir? Valla Aksel'de bence şu an bir soru yok. Sadece Aksel'de olan sorun işsizlik var. Has safhasında zaten. Başka da bir eksiğimiz yok. Zaten Karim bana, yetimine, duluna zaten devlet bakıyor. Fon oluşturulmuş. Ahlaki sosyal yardımlaşma devlet oluşturmuş. Yani kimsesiz olanlara, dul olanlara, yetim olanlara devlet bakıyor. Ha bizim sıkıntımız, bizde en büyük sıkıntı Aksel olarak işsizlik. Bunda zaten işsizlik sıkıntıyı aştı mı iş, Allah'ın izniyle bir Aksel'in bir sıkıntısı yok yani. Pekala, bu işsizliği aşabilmek adına Aksel'e ne yapılır, işsizliği aşabiliriz? Valla bir iş sahası olabilir yani, bir fabrika gibi bir şey Aksel'e olursa olur. Mesela? Başka türlü hiçbir şekilde Aksel'de işsizlik sorununu kaldıramazlar yani. Kaldıramazlar. Buradan Konya'ya araba tutup da aydınları da şurada burada çalışacak dedim, bu işsizlik sorunu çözülmez. En azından buraya bir fabrika oturacak ki bu işsizlik çözülmesi lazım, çözülür yani. Başka hiçbir türlü işsizliğin aklından gelinmez. Zaten işsizlik yüzünden göç veriyoruz yani Aksel'e. Şu an Türkiye'nin hemen hemen köy bazına vurduğumuz zaman en kalabalık olan yerlerde biri Aksel. Devletin en cüre köşelerinde olan adamlar hep Aksel'dir yani. Ama işte işsizlik olunca adam gitmiş, yıllar önce gitmiş Aksel'e diyor ama daha yıllardan beri yok burada. Eğer işsizlik sorunu olmuş olsa Aksel gerçekten yaşanacak bir yer yani. Türkiye'nin en iyi yeri Aksel'dir yani. Şükrü Bey, şimdi bazı halktan almış olduğumuz sorunlar var. Bu sorunları tabii belki sizi ilgilendirmeyen sorunlar olabilir muhtar bazında ama evet, mahalle konumuna düşürdüğümüz zaman tabii sizi de ilgilendiren bir konu. Mesela diyorlar ki bazı vatandaşların şikayetleri. Ya aşılığa halktan bazı kesimler sığırlarını aşağı indiriyor. Normal günler için söylüyorum, bu günler için söylemiyorum. Evet. Ve sığırları indirdiklerinde oraya pisliklerini önceden toprak olduğu için kaybolup gidiyordu ama şu anda beton ve de kilitli taş olduğu için hayvanların pislemiş olduğu ortam tamamen ortalığı bir kötü bir görüntü veriyor. Bu kötü bir de köyün girişi. Kötü görüntüyü ortadan kaldırabilmek için yerel idarecilerin yapmak istedikleri nelerdir, bunu bilmek istiyoruz. Veyahut da böyle kafalarında bir düşünceleri var mı? Yani oraya nasıl bir çözüm
getirecekler ki o kötü görüntü ortadan kalksın gibisinden sorular soruldu. Siz ne dersiniz bu konuda bir muhtar olarak? Vallahi ben muhtar olarak değil, ben burada o işi ona çözüm bulacaklarsa özellikle oradaki çeşmeyi kaldırmaları lazım. Çünkü burada buranın adamı kırsal kesim gelirini biliyor iyi kötü. Adam bir 10 lira su parası vermek başka, adam hiç gelir olmaz. 100 lira geldi mi? Sıkıntı bu. Ya oraya iyi bir çözüm yapacak belediye ya da o çeşmeyi oradan kaldıracak. Başka hiçbir şey yok. Köyün görünümü de bozuyor, doğru yani. Öğretmeni, memuru, gelen misafiri görüyor. Köyün gerçekten giriş olduğuna iyi bir düzen değil. Evet. Bir diğer ikinci soru şu. Diyorlar ki işte bizim köyümüz ilçenin en büyük mahallelerine sahip. Buna rağmen köyümüze ait olan 112 ambulansı şu anda köyde durmuyor. Bundan dolayı da köyde bazı olumsuzluklar yaşıyoruz. Bu ambulansın durmamasını veyahut da muhtarlarımız veyahut da idare amirimiz bu ambulansın burada sürekli kalması için herhangi bir şeyde bulunacak mı diye. Bulunduk. Bulundunuz. Ne oldu sonuç? Bulunduk. İlçe bazı. İlçe olumsuz. İlçede durmak zorunluluğu varmış. Hmm. Ona biz söyledik. Gittik. Ankara'ya da gittik. Öyle bir şey düşünülüyor. Şu an gündemde. 112'nin buraya gelmesi %1 milyon gündemde. Ama ne şekil gelir, ne şekil gelmez bilmiyorum. Biz müracaat ettik. Yani demek ki bize gelen sorunlar bir şekilde de takip ediliyor aslında. Aynen ediliyor abi. Kimsenin haberi yok. Bazı sorunları da ilave edeyim. Belki bireysel olabilir. Şimdi mahallelerimizin kenarlarına kalan bazı vatandaşların işte kız sorunlarından dolayı zorluklar yaşadığını, hatta kimisinin bu kar döneminde, kar yağdığı dönemlerde sütlerinin alınmadığı, çocuklarının okullara gidip gelmekte çok sorunlar yaşadığını duyduk. Bu sorunları yaşaması bireysel şeylere mi dayanıyor? Yani siyasi olaylara mı dayanıyor yoksa kişisel... Şimdi ben ona katılmıyorum. Hiçbir Allah'ın kulu aksede mağdur olmadı abi. Bu kar yere düştü düşelden beri, bak şimdi kendi yukarılığa var. Burada herkes de şahitlik yapabilir. Kış yere düştü düşelden beri 24 saat çalışıyor. Kimse mağdur falan değil. İnan, koyu arabası çıkmadıkları halde, o tufanda tipi de çıktı geldi, kaya suda kaldı. Ve belediye başkanı gitti, kendisi aldı geldi. Yani şimdi ben belediye başkanı falan değil. Gerçekleri konuşacak olursa kimsenin çocuğu da mağdur olmadı. Ha, elektrikler gitti ama bu belediye başkanı veya muhtarın yapacağı bir şey de sular gitti. Elektrikler olmadı dedim de bu su basılmadı. Evet. Yani burada ne belediye başkanı ne de hiçbir muhtarın. Elimizden geldiği kadar gece 12 dosya, 1 dosya herkesin yardımına koştuk. Kimse, herkes burada dükkanları sorabilir, kimse vallahi mağdur olmadı. Olmadı yani. Adam şahısların kepçelerini kiraladı. Sabahlara da hizmet verdi. Bu konuda küçük şikayetler oldu da onu ben bile yapamıyorum. Katılmıyorum amca ben. Ben bir mahalle muhtarı olarak katılmıyorum yani. Tamam. Biz de olduk. Pekala bizim sorularımız bu kadar. Bir mahalle muhtarı olarak Şükrü Gültekin bize ne söylemek ister? Son olarak hemşerilerimize veya da insanlara söylemek istediğim bir mesajım var. Ben insanlara sormak istedim veya insanların benden yapmak istediği bir şeyler varsa ben her zaman buradayım. Benim yerim belli, mekanım belli. Ben hazırım diyorsun. Hazırım. 24 saat buradayım. Ve elimin uzaştığı kadar kendi gücümle erişebildiğim yerlere erişiyorum zaten. Onlar ama bir insanların şikayeti varsa, bir şeyleri varsa tabii ben de bilmek isterim. Herkesin bir şikayeti benden dolanıyor. Adam mesela muhtar ama benim işim oluyor, yapmıyor, benim bir yere gitmem gerekiyor, yapmıyor diye sıkıntılar da olabilir. Evet. Elimden geldiği kadar aksilerin yanında olmaya çalışıyorum. Bundan da hiçbir şikayetim yok. Çünkü biz o adamların halkıyla, onların iradesiyle geldik biz buraya. O adamlara minnettarız. Yapacak bir şey yok. Cumhurbaşkanı bize ağırlık veriyor. Evet. Direkt Cumhurbaşkanı'na bağlanabiliyoruz biz yani. Bu konuda genişletebilir miyiz mevzuyu? Yani mesela? Yani Cumhurbaşkanı'nın hakikaten bu muhtarları toplaması toplumda nasıl bir etki yaratıyor? Muhtar olarak sizlerle... mesela şunu söyleyeyim bak. Ben muhtar olarak, ben önceki dönemleri bilmiyorum. Evet. Ben bir de ahırda vakıfta mütevellit üyesi olarak konuşuyorum. Gerçekten bu memlekette ihtiyacı olup da muhtaç olup da ben bu işten, bu cumhurbaşkanlığının kesinlikle hiçbir şeyden istifade edemiyorum diyen adam yalan söylüyor. Bir muhtar olarak ve bir de mütevellit olarak söylüyorum. Ha istediği ondur veya istediği şu adaktır ama o adakta olmazsa en azından ona yakın, en azından onu tabir edecek şekilde destek veriyoruz. Durum yanında, yetim yanında, garibanın yanında, yoksulun yanında. Gerçekten aksiyede kırsal kesim herkesin yanında. Aksiye biz, Allah razı olsun bundan önceki kaymakam vardı Ereğli. Taner Polat. O adama ben bir teklif sundum. Efendim bizim orada kırsal kesim. Herkes 3-5 çocuğu var.
Herkesin evi 3-4 dobası yanıyor. Bir ton kömür değil de biz bunlara devlete yazalım. 2 ton dağılırsa deha makbule geçirdi. O adam da bizi kırmadı Allah razı olsun. 2 ton kömür. Alman diye yalan söylüyor. Durumu zayıf da buraya müracaat etti almadım diye yalan söylüyor. Herkes alıyor. Evet. Hatta kışın yarıda kalıyor. Alamazsa bile kışın bile veriyoruz yani bir ton. Ne kadar ihtiyacı varsa. Yani ben bir muhtar olarak, oranın bir mütevellit olarak konuşuyorum. Kesinlikle ben memnunum yani şeyden. Gidişattan memnun oluyorsun. Memnunum abi. Sıkıntı yok. Evet. Değerli katılımcılar, sizlerin sormak istediği bir şey var mı? Yani? Sana da sorduk. Yani şahıslar da söylesin. Adamların da şikayeti vardı. Benden de vardı, belediye başkanından da vardı. Herkes de vardı yani. Söylesin, dile getirsin. Mehmet Bey, Bayram Bey. Yok, muhtar cevap veriyor. Muhtar da sağ olun. Yaşar Bey. Sizde? Ha özellikle bak o konularda Yaşar abi sorabilirim. O yolları konumunda kendisi şey bak şey hala kapalı. Kapalı. Ya sor. Şimdi şehrin işi buradan kötüydü ya. O hizmet konusunda kendi vallahi var çalıştı yani. Adam hizmetini verdi. Hiçbir kimse mağdur olmadı. Evet Halil Bey. Aksi de çalışma hiçbir yerde yok. Gerçek söylüyorum. Öyle mi diyorsun? Bozkır'ın işi de aynı. Bizim köy bu yani oralardan iyi yani. Abi şimdi şey bu çok yağmadan çok mağdur olanlar oldu. Mesela ya çatısı çöktü, açık meseleleri çöktü. Ve bir de biz bunu gerçekten baz aldık yani. Gittik belediye başkanına aynı fikre vardık. Bu insanlara yardım yapalım. Ne kadar mal varlığı olursa olsun bir kayıptır diye. İnanın hepsinin şeyini aldık. Hatta ben mütevellit toplantısındaydım. Kaymakam dedi ki bu vakıfa bizim ahırlı ufak olduğuna para çok geliyor. Proje üretelim dedi. Ben de girdiğimde dedi ki ben dedim ki efendim proje ne bir proje üretelim? Mesela hayvancılık olur mu değil mi? Hayvancılık olmaz. Ben hayvancılığa karşıyım. Çünkü geldiğimiz yerlerden çok hayvancılık verdim. Ama hep battı. Ben dedim ki, hayır efendim, aksi dedim ben. 84 çarpı kaçtı? 84 çarpı 4. İnek dağıldı ama şu an herkes işinde aşında. Genel alanında herkes memnun dedim ben. Herkes dört ele sarılıyor. Yani. Kooperatifin şu an o konumu çok iyi. Peki ne yapayım? Ben dedim ki, efendim bizim orada kırsal kesim olduğuna adam imkanları ne kadar imkanları zorladıysa da bir açık besi yaptı hayvanlarını barındırmak için. Göçük oldu. Ha o da dedi bunları not alın. Bunların dedi yapabileceğimiz bir şeyler varsa insanlara yardımcı olalım ve aynen not aldık. Göçen yerlere de şu an vakıftan yardım çıkıyor yani. Onu da halletmiş olduk yani. Bir sıkıntı yok. İyi. Başka konuşan hayatta katkı sunacak olan yok herhalde. Var mı? Sorusu olan. Hayatta bizimle herhangi bir işlerini paylaşıcı olan kimse var mı? Halil'im. Ne olur. Teşekkür ederiz o zaman.